Evreni baştan statik zannediyorduk. Yani evren hep var. Bu fikir de eski, özellikle eski Yunan'dan geliyor. Oradan da Hristiyanlığa geçmiş ve işte kilisenin resmi görüşü olarak belirlenmiş. Evren dediğimiz şey statiktir. Orada hep aynı şeydir. İşte gökyüzüne baktığımı onu görüyoruz. Zaten onun ismi de heavens, yani cennet, yani orası başka bir şey. Ama dünyada bakıyoruz, her şey değişiyor. Dolayısıyla orası değişik. Ama dünya bir değişik. Dünyanın etrafında böyle bir heaven var diye düşünüyoruz. Tabii en büyük devrim ne oldu? Kopernik ve Galileo ile birlikte oldu. Fark ettik ki sonunda dünya sadece bir sürü gök cisminden bir tanesi. Ve tabii Güneş'in etrafında dönüyor. Niye dönüyor? Çünkü biz küçüğüz, Güneş büyük, onun etrafında dönüyor. Sonra fark ettik ki galaksiler var. Ve galaksilerin mesela keşfedilmesi 1930 falan. Hubble. Evet. Yani çok önemli bir astrofizikçi. Şöyle fark ettik. Biz aslında zannediyorduk ki işte gökyüzünde yıldızlar var. Mesela ben ilkokulda öğrenmiştim. Gökyüzünde yıldızlar var. Bakınca da görüyoruz. Ondan sonra bir de bizim güneşimiz var. Ama Hubble keşfetti ki güneşimiz de bir yıldız. Hubble keşfetti ki bizim aslında tek yıldız zannettiğimiz şeyler galaksiler. Bizim galaksimiz de çok büyük. Yani bizim galaksimizde biz milyar kere milyar yıldızlar görüyoruz. Dolayısıyla o galaksilerde de o kadar yıldızlar var. Ve bugün anlıyoruz ki aslında evrene baktığımız zaman çok uzaktan bakarsak içinde noktasal adeta. Çünkü galaksilerin arası boş. Hidrojen tozundan, hidrojen gazından. Ona toz diyoruz ama hidrojen gazından, çok seyrek hidrojen gazından ibaret arası. Ondan sonra ve böyle galaksiler var. Ve biz görerek, galaksilere bakarak işte madde miktarını hesaplayabiliyoruz. Galaksilerde ne kadar madde var? Ondan sonra galaksiler arası hidrojen gazına bakarak da ne kadar hidrojen var onu da hesaplayabiliyoruz. Ve o hidrojendeki galaksiler arası hidrojen, bu çok seyrek olmasına rağmen galaksilerin arası o kadar boş ki galaksilerdeki madde miktarının 4-5 katı falan çıkıyor. Bunu astrofizikçiler ölçtüler işte 1930'dan beri yapılan şeylerle. Fakat esas Hubble'ın bulduğu şey, niye bunların galaksi, yıldız değil de galaksi olduğunu anladı. Çünkü bunları bizden uzaklaştığını buldu. Şimdi bizden aslında daha uzakta olanlar, bu uzaklaşmak deniyor. Ama şöyle düşünelim. Evrenin genişlemesi aslında bu. Çünkü evrenin genişlemesi bunu çok güzel izah ediyor. Nasıl izah ediyor evrenin genişlemesi? Şimdi genişleyen bir evrende herhangi bir galaksi bir ışık yaydığı zaman o uzayda yayılıyor ve bize gelene kadar onun dalga boyu büyüyor. Dolayısıyla mesela onun mavi yaydığı ışığı biz kırmızı görüyoruz. Kırmızını yaydığını mesela infrarujda görüyoruz falan. Dolayısıyla Hubble bunu keşfetti. Yani evrenin genişlediğini keşfetti. Dolayısıyla bu evrenin genişlemesi müthiş bir olgu. Tabii fizikçiler hemen gittiler baktılar ki ha, genişleyen evrende ne olur? Onu bulabiliriz. İşte fon radyasyonu falan. Sonunda evrenin genişlediği kesinleşti. Şimdi herhangi bir teori yaparsak, bir şey genişliyorsa eğer, geri gidersek o zaman bunun bir noktadan başlaması lazım. Eğer evren sonsuz, sonluysa. Eğer evren sonsuzsa geri gidiyoruz fiziksel olarak ve o zaman mesela sıcaklığın sonsuz olduğu bir noktaya geliyoruz. Ama o sıcaklık sonsuz oluyor. Ama evrenin içinde her yerde sonsuz bir evrende sıcaklık oluyor. Dolayısıyla bunu biz beğenmiyoruz. Ben bir teorikçi olarak bunları tamamıyla saçma buluyorum, yani bu teorileri. Dolayısıyla evrenin o zaman bir noktadan başlamış olması lazım. Veya çok küçük bir durumdan başlamış olması lazım. Eğer evren bir noktadan başlaysa o noktanın ismini de biz işte büyük patlama diyoruz. Şimdi büyük patlama sırasında şunu vurgulamak lazım. Evren
bir nokta, ama o nokta sanki etrafı boş da buradan patladı gibi bir şey yok. Çünkü Einstein genel görelilik teorisine göre evren eğri olabilir. O zaman o bir nokta aslında bir küre, ama bizim bildiğimiz küre iki boyutlu küre yüzeyi, ondan sonra bizim evrenimizin uzaysal kısmı sanki üç boyutlu, bir dördüncü boyutun içinde gibi, ama o dördüncü boyut yok yani. Çünkü Einstein teorisine o dördüncü fazladan boyutları koymaya çalışırsanız, yani bir zaman boyutu var, üç tane uzay boyutu var. Einstein genel görelilik teorisine fazladan boyutta koymaya kalkışırsanız o zaman teori çok daha karışıyor. Ve ne olduğunu o zaman hiç bilemiyoruz. Yani işte bir teorinin öngörüsünü kaybediyoruz. Çünkü teoriye ne kadar fazla detay koyarsanız, ne kadar çok karışık yaparsanız, o zaman o teorinin öngörme şansı kaybolur. Her şey olabilir. Her şey olabilirse de o bir teori değil yani. Dolayısıyla bu önemli olgu. O zaman biz bu genişleyen evreni görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Şu şekilde geliyoruz. İşte uzaktaki galaksilerden gelen ışığa bakıyoruz. Ve bu ışığın kızıla kaymasından evrenin ışık yayıldığı zaman ne kadar küçük olduğunu, şimdikinden ne kadar, kaç kat küçük olduğunu hesaplayabiliyoruz. Bunun ölçüsü de Z denen bir büyüklük. Bu Z denen büyüklükten çok fazla bahsedilmiyor ama aslında çok basit. Z sıfır demek bugün demek. Tamam mı? Z 1 demek evren, o ışık çıktığı zaman evren şimdikinden 2 kat küçüktü demek. Yani Z kaçsa o Z'de evren şimdikinden Z artı 1 kat daha küçük. Dolayısıyla bu çok güzel bir tanımlama. Dolayısıyla fizikçiler de, astrofizikçiler de bu Z'yi kullanıyorlar. Şimdi öte yandan evren genişledikçe tabii o ışık bize gelirken zayıflıyor. Dolayısıyla ışığın zayıflığından da biz o zaman aradaki mesafeyi ölçebiliriz. Ama bunun için de ışığın ne kadar zayıfladığını bilmemiz zaman, çıktığı zaman ne kadar kuvvetli olduğunu bilmiyoruz. Çıktığı zaman dalga boyunun ne olduğunu biliyoruz. Çünkü onu da işte Taiflerden biliyoruz. Yani o Hubble'ın da ilk bulduğu şey. Ama ne kadar uzakta şey olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar uzakta olduğunu. Onu da şuradan hesaplayabiliyoruz. İşte ikinci tip süpernovalar denen bir takım yıldızlar var. Bu yıldızlar hep aynı büyüklükte ve aynı parlaklıkta patlıyorlar. Dolayısıyla bunlara bakıyoruz. Bunlara baktığımız zaman oradan geldiğimiz ışığın, gelen ışığın şiddeti bize ne kadar parlak olduğu ve ne kadar veya ne kadar işte karanlık olduğu bize onun ne kadar uzakta olduğunu biliyor. Dolayısıyla o zaman evrenin zamanla nasıl geliştiğini ölçebiliyoruz. Bu. Ve bu evrenin nasıl zamanla nasıl geliştiği de işte Hubble parametresi denen bir şeyle veriliyor. Tabii biz Hubble parametresini yakındaki yıldızlardan ölçtüğümüz zaman bizim zamanımızdaki Hubble parametresini buluyoruz. Ve ondan sonra bunu karşılaştırarak geçmiş zamandaki Hubble parametresiyle karşılaştırabiliriz. Hubble sabiti dediğimiz şey bizim şu anki bizim ölçtüğümüz Hubble parametresi. Geçmişte o Hubble sabiti değişik. O zaman ona Hubble parametresi diyoruz. Evrenin büyüklüğünü zamanla nasıl değiştiğini ölçmek demekle Hubble parametresini ölçmek demek aynı şey. Ve ondan sonra teoriler yapmaya çalışıyoruz. Niye, nasıl yapmaya çalışıyoruz teoriyi? Orada işte Einstein genel görelilik teorisinin doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ve Einstein genel görelilik teorisinde değişik tipte madde evrende, değişik tip enerji, değişik genişleme kanunları veriyor. Neyi veriyor mesela değişik tipte madde, değişik genişleme? İşte diyor ki mesela evrenin içinde eğer en fazla madde varsa, ki biz buna toz diyoruz. Çünkü işte bugün bildiğimiz gibi o tozda zaten hidrojen gazı tozu, galaksiler arası, galaksilerde veya galaksileri de bir tozmuş gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla içinde madde varsa belli bir hızla genişliyor evren. İçinde radyasyon varsa belli bir hızla geçiliyor. Radyasyon burada ışık,
ama değişik dalga boyları. Yani ışığın dalga boyu bizim biz görünür olanına ışık diyoruz. İşte radyo dalgası da ışık. Ondan sonra mikrodalga da ışık, X ışını da ışık. O genel anlamda ben buna ışık diyorum. Çünkü bunun popüler ismi ışık. Yani radyasyon demenin bir anlamı yok. Dolayısıyla ışık varsa şöyle genişliyor, madde varsa böyle genişliyor. Ve bunlar da bizim bugün evrende olduğunu bildiğimiz şey. Madde var çünkü galaksileri görüyoruz ve galaksiler arasındaki hidrojen gazını da görebiliyoruz. Bunlar aslında karanlık bir şey vermiyorlar bize ama özel bir olay olduğu zaman mesela uzayda oradaki hidrojen parlıyor diyelim. Biz onu oradaki hidrojeni görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim bildiğimiz evrende o zaman madde var ve ışık var. Şimdi bildiğimiz evrende madde ve ışığa yaptığımız zaman ondan sonra ve bunu Einstein teorisine koyduğumuz zaman belli bir genişleme elde ediyoruz. Ve bu genişleme diyor ki evrenin bugün yavaşlayarak genişlemesi lazım. Einstein teorisinin çok güzel. Niye güzel? Çünkü kesin bir sonucu. Yani evrende bugün ışık ve madde varsa evrenin şu anda yavaşlayarak genişlemesi lazım. Her şartlarda yavaşlıyor olması lazım. Ve hatta eğer evren kapalı evrense yani büyük patlama tek bir noktadan başlamışsa o zaman kapalı bir evrense o zaman daha da fazla yavaşlaması lazım diğerine göre. Dolayısıyla evrenin bugün yavaşlaması lazım. Astrofizikçiler ölçtüler bu evrenin yavaşlamasını bulamadılar. Teori ve o zaman teoriyle deney arasında gözlem arasında bir şey oluştu ki bu işte 2000 yılında falan oldu. Ve o zaman gittiler mesela astrofizikçiler bu sefer dediler ki ya işte Einstein zamanında da yapılmış bu hesaplar. Einstein kendisi yapmadı bu hesapları. Ama Friedman denen bir Rus fizikçiyle Lemaître denen bir Fransız fizikçi aslında keşiş ama fizikçi tabii yapmışlar bunu ve onların modellerinde bir de Einstein'ın o kozmolojik sabit denen bir şeyi vardı. Dediler ki ya işte burada kozmolojik sabit de olması lazım. Friedman da var, Lemaître da var. Einstein de bunu koymuş. Sonra da ya böyle bir şey yok demiş falan. Kozmolojik sabit ne olduğunu bilmiyoruz. Teoriye elle konulabilen bir şey baştan. Einstein onu koymuş. Einstein onu koymuş. Niye koymuş? Çünkü Einstein zannediyor ki çözümün evren durağan çıkması lazım. Evren durağan çıkması için de ondan sonra kozmolojik sabit öyle bir olasılık da var. Denklemlerinde kozmolojik sabit koymuş ve ondan sonra bir durağan evren çözümü bulmuş. Ama bu durağan evren çözümü doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü bu kararsız. Yani evren böyle bir durağan evren var. Fakat bu evrende en küçük bir pertürbasyon değişip onun genişlemesine veya daralmasına sebep oluyor. Dolayısıyla onun yanlış olduğu anlaşılmış. Ondan sonra ha demek ki demiş ve Einstein de zaten ondan sonra kozmolojiyle uğraşmaktan vazgeçmiş. Yani onu yapmamış bir daha. Onun yerine Friedman ve Lemaître uğraşmışlar. Deneyciler gittiler baktılar. Ondan sonra bu Friedman'ın Lemaître'ın paper'larını buldular. Ya dediler bir de kozmolojik sabit varmış kimse bana bize söylemedi. Birazcık ballandıra ballandıra anlatıyorum. Tabii profesyoneller buna itiraz edeceklerdir ama bana göre öyle hakikaten. Onu koydular ve kozmolojik sabit olduğunu buldular. Ama ona kozmolojik demediler. Evren ivmelenerek gittikçe daha hızlı genişliyor. Ne zaman? Bugün. Çünkü bugünü ölçmek için en kolayı yakındaki yıldızlara bakıyoruz. Yani yakındaki süpernovalara bakıyoruz. O bugün nasıl genişlediğini veriyor. Daha uzaktakilere bakarsak o geçmişte ne kadar genişlediğini veriyor. Daha da uzaktakilere bakarsak daha geçmişte ne kadar genişlediğini biliyor. İşte Hubble da buradan çıktı zaten. Biz burada dünyadan buna bakıyoruz ama o kadar kesin değil. Dolayısıyla dünyanın etrafına bir uydu atalım bakalım. Tamam işte Hubble'ı yaptık, baktık. Ondan sonra teknolojimiz gelişti yani gittikçe gelişiyor. Hem uydu teknolojisi gelişti,
Ondan sonra hem ölçme teknolojisi gelişti, hem de bilgisayar teknolojisi gelişti bu arada. Ondan sonra düşündüler astrofizikçiler, dediler ki ya biz bunu niye böyle dünyanın etrafına atıyoruz? Şimdi uydu dünyanın etrafında dönüyor. Dünya da güneşin etrafında dönüyor. O uydudan durmadan böyle değişik değişik şeyler bakıyoruz. Onun yerine Lagrange noktası denen bir yer var. O da işte dünya ile güneş arasında bir yer veya güneşten öte. Dünya, güneş biraz daha ötede bir Lagrange noktası var. Orada bir noktaya atılırsa dünyaya göre sabit kalıyor. Güneşin etrafında dönüyor yani. Dünya ile birlikte güneşin etrafında dönüyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ve işte oraya bir tane Hubble atmaya karar verdiler. Hubble diyorum. Artık ona Hubble demiyoruz. Web diyoruz işte. Evet. Web de zaten çok önemli bir astrofizik. Şimdi niye Web'e atmaya karar verdik? Yani Hubble niye yetmedi? Hubble yetmedi çünkü biz evrene bakıyoruz. Çok uzaktakileri görmüyoruz. Dolayısıyla yakınına bakıyoruz. Yani Hubble'dan baktığımız zaman evrenin zamandaki yakınına bakın. Uzaysal yakınlık demek, ışık hızı sonlu olduğu için aynı zamanda zamansal yakınlık demek. Dolayısıyla evrenin yakın geçmişine bakıyoruz. Dediler ki ya bir de uzak geçmişine bakalım. Nasıl uzak geçmişine bakalım? O zaman karanlık gördüğümüz bir noktaya koyalım teleskobu, Hubble'ı koyalım ve ondan sonra mesela bir gün mü data alıyoruz? Hayır, bir gün almayalım, mesela bir sene alalım. Veya birkaç sene alalım. Bunu yaptılar ve gördüler ki orası da aynı çıktı. Yani evrenin o kadar eski durumu bile bugüne çok benzeyen bir durum veriyor. İşte bütün mesele Webb'in yapacağı bu gittikçe daha uzağa, daha uzağa bakmak ve gittikçe o büyük patlama denen şeye bakmak. Şimdi büyük patlama dedim, bir noktadan olabilir çünkü Einstein teorisine göre eğer ben evrende sadece madde ve radyasyon varsa, bildiğim şeyler varsa yani, o zaman bu hakikaten bir noktadan başlamış olması lazım. Ama o da doğru çıkmadı. Yani diyebilirdik ki tamam, bugün kozmolojik sabit var, tamam mı? Geçmişte o kozmolojik sabit o kadar önemli olmuyor. Bugünkü kozmolojik sabit geçmişte önemli olmuyor. O zaman geçmişte bunun nasıl olması lazım? Orada da bir problem çıktı. Çünkü eğer evren ilk doğduğunda hep böyle yavaşlayarak genişlerse homojen olmuyor. Yani o zaman ışık hızı sonlu olduğu için evrenin değişik bölgeleri birbirleriyle denge halinde olmuyorlar. O zaman her şey karışıyor. Yani bizim ilk başlığımız işte evren homojendir, her noktada aynıdır her zamanda, bakınca böyle görürüz falan. O kayboluyor. Onun için de o zaman bulduk ki aslında evrenin başında da bir kozmolojik sabit koymak lazım. Ama bugünkü karanlık enerji dediğimiz kozmolojik sabitle evrenin başında koymamız gereken, ona ilkel enflasyon diyoruz. Anlamasın herkes ne kadar yanlış yaptığımızı diye. Hepsine kozmolojik sabit demiyoruz. Tamam, işte kozmoloji, Einstein ondan vazgeçti falan filan, şey olmasın diye. Tabii bunların, bu isimlerin bir de şeyi var, çünkü bunların fiziksel sebebi değişik olabilir. O fiziksel sebebi bulacağımızı ümit ediyoruz. Dolayısıyla bu evrenin başında ilkel enflasyon dediğimiz kozmolojik sabit veya ona benzer bir şey. Tam kozmolojik sabit olması gerekmez. Bütün mesele evrende bugün de ivmelenme var ama teorik olarak evren ilk doğduğunda büyük patlamadan hemen sonra da bir ivmelenme olması lazım. Ona da ilkel enflasyon diyoruz. Dolayısıyla çünkü aksi takdirde eğer evrenin niye bu kadar büyük olduğunu gözleyemiyoruz. Çünkü işte mesela şimdi Hubble'la baktık, o karanlık sandığımız bölgeye aynı bugünkü gibi bir yer bulduk. O zaman şimdi daha da geriye bakacağız ve bu bize çok büyük bir ışık tutacak. Yani evrenin gittikçe daha geçmişine, daha geçmişine başlamak, bakmak bugün teknolojik olarak mümkün. Ve niye bakmayalım? Bir yerde parçacık fiziğinin ilerisine geçti deneysel astrofizik, gözlemsel astrofizik. Çünkü parçacık fizik deneyleri yapmaktan daha ucuz yani.
Yani orada umduğumuz bilgi, mesela bir, dediğiniz gibi şimdi CERN'ün de artık tabii çok 100 kere daha, 100 katı daha enerjili, 1000 katı daha enerjili bir makine yapalım ama zor. Gittikçe zor. Bir kere makinenin boyutları büyüyor yani. Sonunda dünyanın etrafında bir makine yapmanız lazım. Dolayısıyla orada birazcık teknolojik sınırımıza doğru yaklaşıyoruz parçacık fiziğinde. Halbuki astrofizikte gittikçe arttı son senelerde. Onun için günümüzün gözde fizik bilimi astrofizik. Şimdi karanlık enerji kozmolojik sabit diyelim. Onu Einstein denklemimize elimizde koyuyoruz. Onun sebebi ne? Başka bir şekilde ölçemiyoruz. Ama karanlık madde dediğimiz şey farklı bir şey karanlık enerjiden. Karanlık madde evrende ivmelere yaratmıyor. Karanlık madde evrenin aynı madde varmış gibi genişlemesini sağlıyor. Dolayısıyla biz buna karanlık madde diyoruz. Ve karanlık madde konusunda kozmolojik genişlemeden başka elimizde deliller de var. Mesela galaksinin içinde bakıyoruz işte bir kütle etrafında mesela bir cisim dönüyor. Ondan sonra onun dönmesinden ne kadar hızlı dönmesinden o etrafında döndüğü cismin kütlesini hesaplayabiliriz. Ondan sonra bir de etrafında döndüğün cismi biliyoruz. Mesela işte bir güneşin etrafında dönüyor. Ondan sonra o güneşin içindeki maddeyi hesaplayabiliriz. Çünkü bu teoriler çok gelişti. Yani sadece biz uzaya bakmıyoruz mesela. Mesela güneşteki fiziği o kadar iyi biliyoruz ki oradan gelen nötrinolardan yeni bir takım nötrinoların kütlesi olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir takım inandığımız, çok inandığımız teorik sonuçlar kullanarak. Dolayısıyla yıldızların gelişim teorisi çok iyi biliniyor. Dolayısıyla ben bir yıldızın parlaklığına bakarak oradaki mesela kütleyi hesaplayabiliyorum. Ama etrafındaki madde mesela dönerken etrafında sanki o madde 5 kat fazlaymış gibi hızlı dönüyor. Evet. Bunu izah etmek için de karanlık madde lazım. Daha başka şeyler de var ama işte 2 tane çok önemli sonuç. Bir tanesi evrenin genişlemesine bakarak. O zaman diyoruz ki zaten bugün radyasyon önemsiz. Hakikaten teoriye göre de önemsiz. O zaman içine madde koyalım, bir de kozmolojik sabit koyalım. Ve oradan ben Hubble parametresini ölçerek bunların miktarını bulayım. Miktarını bulduğum zaman içindeki madde miktarı, karanlık enerji, eğer şey çıksaydı karanlık enerji miktarı %95, madde miktarı %5 çıksaydı, ben %5'in de olduğunu biliyorum çünkü galaksilerden direkt işte bir de aradaki hidrojen gazından, o zaman problemli teoride problem yok diyecektim. Ama %5, %95 çıkmadı karanlık enerji %70 çıktı. Aradaki farkta işte %25 bir fark var. O da diyorum ki karanlık madde olması lazım. Madde gibi. Ne demek karanlık madde? Karanlık madde çok basit. Şu demek. Aslında bakarsanız biz bir şeyi gördüm diyorum. Biz aslında bir şeyi görmüyoruz. Bizim gördüğümüz tek bir şey var. O da elektromanyetik radyasyon. Zaten şu anda elektromanyetik medeniyet geçiriyoruz. Her şey elektromanyetik etrafımıza bakarken. Dolayısıyla fizikte bir şeyi ölçmek için elektromanyetik etkileşmesi olması lazım. Daha da genelleştirirseniz işte standart model etkileşmesi lazım. Bu karanlık madde elektromanyetik etkileşmiyor. Yani bize ölçebileceğimiz fotonlar vermiyor. O zaman bunu da ölçmek imkansız gibi bir şey oluyor yani. Çünkü karanlık madde mesela yıldız oluşumunu etkiliyor. Ondan sonra işte yıldızlar oluşurken, galaksiler oluşurken karanlık maddenin önemi var. Galaksiler oluşurken ve yıldızlar oluşurken, evet doğru. Ve dolayısıyla çok geçmişe bakarsak o zaman bu karanlık maddenin etkisini daha iyi görebileceğiz. Dolayısıyla o bizim çeşitli teorilerimiz arasında bir ayrım yapabilecek. Onun için karanlık madde hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz. Karanlık enerji hakkında edinemeyeceğiz. Çünkü karanlık enerji zaten geçmişe gittikçe etkisi zayıflıyor. Dolayısıyla o zaman o bize, biz de gittikçe geçmişe baktığımız için karanlık enerji konusunda bir bilgi elde edemeyeceğiz.